genel başkanlığı onun için en büyük şereftir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek. Buyurun. Beylikdüzü'nün değerli öncüleri, emek gönderleri, aydınları, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, buraya gelmeden Bursa, İzmir, Kiraz, Urla, Torbalı, Manisa, Denizli, Honaz, Kumluca, Antalya, Gazipaşa, Alanya, Mersin, Adana, Ordu, Trabzon, bütün Türkiye'nin her yerinden emekçilerimizle, çiftçilerimizle, sanayicilerimizle, işçilerimizle görüşerek, konuşarak buraya sizin huzurunuza geldim. Türkiye'nin her yerinde üreticilerin saptadığı bir gerçek var. İki sözcük. Şöyle diyorlar, böyle gitmez. Türkiye sanayicisiyle, işçisi ve çiftçisiyle, çarşılarıyla böyle gitmez denen bir yere gelmiştir. Buraya nasıl geldi? 1980'lerde başladı bu hikaye. 1980'lerde ilk önce çiftçiler, köylüler kambur ilan edildi. Dediler ki bu köylü sizin vergilerinizle ucuz mazot alıyor, ucuz faizsiz kredi alıyor, ucuz tarım ilacı alıyor. Bunlar Türkiye ekonomisinin sırtında yük, sırtında bir kambur. Yalnız çiftçi değil, 1980'lerden başlayarak sanayici, sanayici için dediler ki Türkiye bunların kapalı av alanı. Gümrüklerle Türkiye'nin etrafını çevirmişler, bu beylere bırakmışlar. Bunlar çürük çarık mallar pahalı üretiyorlar. Bunlar da Türkiye'nin sırtında kambur. Küçük orta sanayici, Denizli'si, Bursa'sı, Kayseri'si, Antep'i, Konya'sı, Trabzon'u, Samsun'u, küçük orta sanayici de pahalı üretiyor. Bunların ürettiği ara mallarıyla sanayi, pahalı üretim yapılıyor. Dış pazarlarda rekabet gücümüz yok. Öyleyse Antep'te kambur, Kayseri'de kambur, Denizli'de kambur, Bursa'da kambur, Konya'da kambur. Değerli arkadaşlarım, buraya Türkiye üreticileri kambur ilan ederek geldi. Peki bunun seçeneği neydi? Üretici kambur, dışarıdan alacağız, gümrükleri kaldıracağız, dışarıdan ucuz ucuz gelecek. Bunlarla ihracat odaklı bir ekonomi kuracağız. Yani ucuz maliyet, ama sonunda ne oldu bu ihracat odaklı ekonomi dedikleri? Dış açık veren, yamanamayan, büyük borç batağında çırpınan bir noktaya geldi. Kendi üreticimizi kambur ilan etmenin sonucu Türkiye bugün 500 milyar dolar dış borcu var. Yılda 50 milyar dolar civarında ödemeler açığı var. Yani dış ticaretinde açık veriyor 50 milyar dolar ve borç batağında bugün çırpınıyor. Böyle gitmez. Borç batağında çırpınarak artık devam edemeyeceğimiz bir yere geldi Türkiye. İkincisi, borç verirken dünyanın büyük finans merkezleri, Amerika patronları aynı zamanda bize dayattıkları bir program var.
Kürdistan'a özerk yapacaksın. Kıbrıs'tan Türk ordusu çekilecek, geri gelecek. Tarikatlar, cemaatler, FETÖ'ler gelecek Türkiye'nin başına oturacak. Amerika'nın gladyosu devletin merkezine yerleşecek. Ve Türkiye'de Amerika'nın Orta Doğu'da, İslam dünyasında, Kafkaslar'da ateşe sürdüğü koçbaşı olacak. Ve sonuç itibariyle Kürdistan kurulacak. Kürdistan'a özellik verilecek. Yani bir bölünme programı. Bize borç programıyla, borçlanma programıyla bölünme programı birlikte dayatıldı. Ve şimdi güvenlik açısından da böyle gitmez dediğimiz bir yere geldi Türkiye. Değerli arkadaşlar, buradan Türkiye büyük bir kararla çıkacak. Önümüzde oy pusulasına baktığınız zaman A partisi, B partisi, C partisi, D partisi, ama Türkiye'nin önündeki sürece baktığımız zaman bu partiler yok. Ne kadar oy alırsa alsınlar, anketlerde hangi oy çıkarsa çıksın, Türkiye'nin önünde olmayan şeyleri görelim. Bir, Türkiye'nin önünde borç batağında boğulmak yok. Türkiye borç batağında boğulmayacak. Bu Allah'ın emri. Türkiye borç batağında boğulmayacak. Onun için bu borçlanma ekonomisine verilen oylar boşa giden oylar. Borçlanma ekonomisiyle Türkiye'nin devam etmesi mümkün değil. Öyle gitmez. Ve yine değerli arkadaşlar, atomu parçalayabilirler fakat Türkiye'yi parçalayamazlar. Türkiye'yi parçalayamazlar. 2014'ten beri girdiğimiz süreç, Silivri duvarını yıktık. Türkiye PKK'nın üzerine yürüdü. 2015 yılı 24 Temmuz'undan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri aslanlar gibi Türk polisi PKK'nın üzerine yürüdü. PKK'yı hendeklere gömdük. Hendeklere gömdük. Arkasından buna Amerika'nın cevabı 15-16 Temmuz gecesi Vatan Partisi çıktı. O darbenin sicilini ilan etti. Dedi ki bu bir Amerikancı darbedir. Bu bir FETÖ darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbenin içinde yoktur. Türk ordusu ve Türk milleti birleşecek. Bu FETÖ darbesini ezecektir, bastıracaktır. Vatan Partisi de bu mücadelenin önündedir, merkezindedir. Ve Türkiye FETÖ darbesini ordu millet işbirliğiyle ezdi, bastırdı ve Amerika'nın Türk ordusunun içine, Türk polisinin, Türk yargısının içine yerleştirdiği bizim ta 10 yıllar boyunca gladyo dediğimiz o örgütlenme de ezildi. Amerika Türkiye'deki silahlı gücünü kaybetti. Bu da çok önemli bir gelişme. FETÖ'nün ezilmesi, PKK'nın endeklere gömülmesi ve arkasından Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla 24 Ağustos 2016'da Amerika-İsrail koridoruna girdi. FETÖ ezilince, gladyo tasfiye edilince Türk ordusunun içinden Türkiye Amerika-İsrail koridoruna girdi. Amerika ile Türkiye'nin cephe cepheye geldiği bir süreci yaşıyoruz. Derken Türkiye Afrin'de PKK'yı kendi ininde boğdu. Değerli arkadaşlar, bir tarih yaşıyoruz. Bir tarih yaşıyoruz. Türkiye'nin ayağa kalktığı, Silivri duvarının yıkılmasıyla Türk ordusunun özgürleştiği, Vatan Partisi programının Türkiye'nin önüne geldiği ve Türkiye'nin mecburiyetlerinin, dinamiklerinin kendisini gösterdiği bir tarih yaşıyoruz ve bir tarih yapıyoruz. Vatan Partisi Türk milleti tarih yapan millet, tarih yapan parti haline gelmiştir. Onun için Türkiye'nin önünde efendim
oy pusulasında şu parti var, bu parti var. Onlar sizlere şu vaatlerde bulunuyorlar. Kayseri'ye deniz getirecekler. Bakın Kayseri'ye herkes deniz getiriyor. Ama Vatan Partisi nereye deniz getiriyor? İstanbul'a deniz getirecek, İzmir'e deniz getirecek, Trabzon'a deniz getirecek, İskenderun'a deniz getirecek, Kuşadası'na, Antalya'ya, Samsun'a deniz getirecek. Kaybettiğimiz denizleri kazanacağız. Kaybettiğimiz insanımızla deniz arasına bir duvar çekti bu sistem. İnsanımızı denizden koparttı. Halının altına çöpleri süpürür gibi bütün çöpleri denizlerin içine süpürdü bu sistem. Onun için İstanbul'a deniz getirmek bir marifet, bir iş. İşte İlker Yücel, Mustafa İlker Yücel önderliğindeki İstanbul Belediyesi, Barbaros kardeşimizin, doktorumuzun önderliğindeki Beylikdüzü Belediyesi İstanbul'a deniz getirecek, deniz getirecek. Tekrar İstanbul'umuzu denize kavuşturacağız. Türkiye'mize deniz getireceğiz. Yalnız İstanbul'umuza değil, Türkiye üç tarafı deniz olan bir ülke. Ve Türkiye'mizi o denizlere kavuşturacağız. Kıyılarımızdan uzaklaşmış, giden, bize el sağlayan, veda eden denizleri tekrar Türkiye'mize kazandıracağız. Tekrar Türk milletini o Çaka Bey ruhuyla birleştireceğiz. Hani Marazgirt'ten sonra atla İzmir'e gelip de orada donanma kuran ve Bizans donanmasına meydan okuyan o Çaka Bey ruhunu tekrar Türkiye'ye kazandıracağız. Bunlar gerçek. Sistemin içinde uygulanamayacak programlar bunlar. Yani şirketlere verdiğiniz zaman belediyeleri, biraz sonra Mustafa İlker Yücel arkadaşım bunları çok güzel anlatacak size. Ama bir giriş yapayım ona. Şirketlere verildiği zaman belediyeler, şirketler hangi amaçla çalışır? Kar amacıyla çalışır. Kazanmak için. Peki belediye nedir? Belediye bir kamu kurumudur. Bir halk kurumudur. Halka hizmet için, kamu hizmetiyle çalışır. Arkada kalan dönemde aynı zamanda belediyeciliğimize çok ağır bir darbe indirildi. Belediyeler kamu hizmeti yapan kurumlar olmaktan çıkartıldı. Belediyeler çöp toplama falanca şirkete, işte asfaltı yapma falan şirkete, etrafa çiçek park yapma falan şirkete, kanalizasyon öbür şirkete, o şirketler neyle çalışıyor? Kar amacıyla çalışıyor. Belediyeciliği öldürdüler. Ve getirdikleri belediye yerel yönetim kanunlarıyla da belediyeyi halktan ve Atatürk devriminin belediyecilik anlayışından kopardılar. Şimdi Vatan Partisi tekrar halkın belediyelerini kuracak. Mustafa İlker Yücel'ler önderliğinde, Rıfat Mutlular önderliğinde, Profesör Tümün Uygurlar önderliğinde, Tuncay Mutluerler Kars'ta önderliğinde halkın belediyesini kuracak. Ve değerli arkadaşlar, bu belediyecilik aynı zamanda Türkiye'nin vatan bütünlüğü için bir savaş. Arkada kalan dönemin acı hatıralarını biliyoruz. PKK'lara, HDP'lere belediyeler verildi. Bunlar belediyelerin başına geçtiler. Haraç topladılar. Eleman, terörist PKK örgütüne elemanlar topladılar, dağlara yolladılar. Dağlara bu milletin alın terini, vergilerini, ürünlerini, teçhizat, donanım, malzeme, lojistik diye dağlara götürdüler. Yani halk belediyelerini bölücülüğün hizmetinde, Amerika'nın hizmetinde kullandılar. Vatan Partisi HDP'nin kapatılmasını bugün kararlı olarak savunan tek parti HDP kapatılmalıdır. Bölücülüğe izin yok. Bölücülüğe izin verilemez. PKK'ya hizmet eden belediyeciliğe izin verilemez. Bütün partileri bu süreçte Güneydoğumuzda olsun, İstanbul'umuzda, Türkiye'nin her yerinde HDP'ye, PKK'ya karşı kararlı tavra, bunları dışlamaya davet ettik. Bunlarla beraber olmak
karşı cephede olmaktır. HDP ile birlikte seçime girmek, PKK ile seçime girmektir. HDP PKK'nın bir koludur, kendisidir. O bakımdan değerli kardeşlerim, bu seçimlerde kesinlikle bölücülüğe oy yok. Bölücülüğe oy yok. Borçlanma ekonomisine oy yok. Vatan Partisi'nde milleti birleştireceğiz. Bir adım olsun bu seçim. Bu seçim Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir seçim olarak gözükmüyor. Ama biz bu seçimi geleceğe bir adım olarak değerlendirebiliriz. Hangi geleceğe? Önümüzdeki karara. Türkiye'nin önünde bir karar var. Türkiye üretim ekonomisini kuracak. Önümüzdeki dönemin sloganını buradan ilan ediyoruz. Üretici baş tacıdır. Üretici baş tacı. Üretici Türkiye'nin baş tacı olacak. Kambur değildir. Üreticilerin hükümetini kuracağız. Sanayicisiyle, işçisiyle, çiftçisiyle, çarşılarıyla, tüccarıyla, esnafı, zanaatkarıyla Türkiye'de bir üreticiler hükümeti kuracağız. Ve bu bir milli hükümet olacak. Çünkü milli olmak üretmektir. Milli olmak hem vatanın bütünlüğünü savunmaktır, hem de o vatan kayalardan, yoz topraklardan ibaret değil. Ekilen, biçilen vatan. Üstünde fabrikaların çalıştığı, insanların ürettiği, alın terlerinin toprağa düştüğü vatan. Vatan odur. İşte üreten bir Türkiye kuracağız. Birleşen bir Türkiye kuracağız. Türkiye'nin önünde bu karar var. Ve bu kararın karşısında olan Atlantik sisteminin Türkiye'de artık borusu ötmüyor, ötmeyecek. Amerika'nın fermanlarının bittiği yere geldik. Amerika'nın fermanlarına boyun eğersek bölünmek var. Amerika'nın fermanlarına boyun eğersek elimiz böğrümüzde tarlamızdan kaldırdığımız ürünü bile getirip şehirlerimizde satamayacağımız koşullar var. Eğer Amerika'nın fermanlarına boyun eğersek sanayicimizin fabrikalarını kapatması var. İşçilerimizin sokaklara atılması var. Amerika'nın fermanlarını kabul edersek çarşılarda siftah yok, sinek avlamak var. Onun için değerli arkadaşlar, Türkiye artık bu Amerika'nın patronu olduğu, efendisi olduğu o Atlantik sistemi içinde var olma şansına sahip değil. Beka, evet Türkiye'nin bekası bir kere ülkenin bütünlüğünde, bağımsızlığında, Ankara'nın başıdik yaşamasında. İstanbul'u Ankara'dan yöneteceğiz. Diyarbakır'ı da Ankara'dan yöneteceğiz. Muş'u da Ankara'dan yöneteceğiz. Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri İstanbul'u 4 Ekim 1922 günü niçin aldı? Ankara'dan yönetmek için aldı. Milli devlet için aldı. Milli devletimizin parçalanmasına, özellik şartlarıyla ve yerel yönetimleri şişirerek milli devletimizin tasfiyesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ve değerli arkadaşlarım, Türkiye bugün Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in, Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la birlikte Doğu Akdeniz'den, Ege'den, hatta Karadeniz'den Ukrayna'yı da yanlarına alarak namlularını doğrultmuşlar bu tehditlerle karşı karşıya. Bir yıldan beri Nabıldina, Nemesis gibi tatbikatlarla Amerika, İsrail, muhripleri, zırhlıları, denizaltıları, 6. filoları namlularını Türkiye'ye doğrultmuş ve mavi vatanımıza göz dikiyor. Biz bu koşullarda namluların ağzında neyi tartışıyoruz? Beka sorunu. Namlular bize dönmüş, biz namluların ağzında beka sorunu var mı yok mu? Ve değerli kardeşlerim, PKK'ya 25 bin tır silah vermiş, kaç tır oldu şimdi? Biz onun sayılarını peşinden koşup takip edemezken neyi tartışıyoruz? Beka sorununu. Yani ellerimizi bağlamışız şehit cenazelerinin önünde ve şehit cenazelerinin
huzurunda önünde biz Türkiye'nin beka sorunu var mı yok mu onu tartışıyoruz. Kim tartıştırıyor? Amerika tartıştırıyor. PKK'yı güçlendirmek için, Türkiye'yi zaafa bırakmak için, Türkiye'yi teslim almak için ve Türkiye'yi aynı zamanda içeriden kuşatmak için, iç cepheyi yıkmak için. Onun için değerli arkadaşlar, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin iç cepheyi sağlam tutması, iç cephede birleşmesi, milletimizin bütün güçlerini işçiden, çiftçiden, sanayici ve tüccara kadar birleştirmesi ve bütün partileri kucaklayan Türk milletinin en geniş kesimini kucaklayan bir üreten Türkiye hükümeti, bir birleşen Türkiye'de hükümeti kurması kaçınılmaz programdır. Türkiye buraya gidiyor. Türkiye bunu keşfedecek. Vatan Partisi'nin programını bunu bulacak. Nasıl 2014'ten sonra Vatan Partisi'nin programı Silivri duvarlarının yıkılmasından başlayarak Türkiye'nin önüne bir bir geldi. Şimdi size buradan söylüyorum. Önümüzdeki 31 Mart seçiminden sonra da Türkiye Vatan Partisi'nin içinde bulunduğu bir milli hükümeti hükümet yapana kadar seçimler yapacak ve Türkiye bunun sonuca, bu amaca kesinlikle ulaşacak. Bunun alternatifi, bunun karşılığı, karşıtı diyelim nedir? Boğulmaktır borç batağında, parçalanmaktır. Onun için değerli arkadaşlar, konuşmama nasıl başladım? Türkiye borç batağında boğulmayacak. Türkiye kesinlikle parçalanmayacak. O zaman bir üreticiler hükümeti, bir milli hükümet Türkiye'nin artık gündemindedir. Biz Mustafa İlker Yücel'lerle, biz Barbaros kardeşlerimizle bu milli hükümet için, bu üreticiler hükümeti için, büyük bir dava için, büyük bir karar için mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Yolumuz açıktır, bahtımız açıktır. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Thank you.